Suriye ve Irak'tan gelen sayıları 15 milyonu bulan Arap kökenlinin vatandaş olmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti bölünme, parçalanma ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Suriye ve Irak'tan gelen sayıları 15 milyon bulan Arap kökenlinin vatandaş olmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin güneyinde Akdeniz bölgesinde bir Arap devleti kurulabilir. Türkiye Cumhuriyeti bölünme, parçalanma ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. İzmir ile Kilis arasında Türkiye'nin güneyinde Akdeniz bölgesinde bir Arap devleti kurulabilir. İzmir ile Kilis arasında. Araplar 1. Dünya Savaşı'nda Şerif Hüseyin önderliğinde Hicaz'da, Yemen'de de Seyit İdris önderliğindeki Araplar Türk ordusunu arkadan vurmuşlardır. Sene 1916 Büyük Arap Ayaklanması. Şerif Hüseyin önderliğinde Hicaz'da, Yemen'de de Seyit İdris önderliğindeki Araplar Türk ordusunu arkadan vurmuşlardır. Sene 1916 Büyük Arap Ayaklanması. Sene 1916 Büyük Arap Ayaklanması. Şerif Hüseyin önderliğinde Hicaz'da, Yemen'de de Seyit İdris önderliğindeki Araplar 1916 Büyük Arap Ayaklanması'nda Türk ordusunu arkadan hançerlemişlerdir. Arkadan vurmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün İstanbul'un birçok bölgesinde çatışmalar yaşanmakta. Ama bunlar medya tarafından gizlenmektedir. Televizyonlarda gösterilmemektedir. İstanbul'un birçok ilçesinde, Kadıköy'de, Fatih'te, Bağcılar'da, Esenler'de, Üsküdar'da, Türkiye'nin birçok ilçesinde Suriyeli Araplarla Türk halkı arasında çatışmalar yaşanmakta. Yalnız medyada yasak olduğu için bunlar televizyonlarda gösterilmemektedir. Uşak'ın Eşme ilçesinde yüzlerce Türk öldürüldü. Uşak'ın Eşme ilçesinde yüzlerce Türk öldürüldü. Antep'te Necati isimli bir gencin başını kestiler. Biliyor musunuz? Televizyonlarda gösterilmedi mi? Antep'te Necati isimli bir Türk genci Suriyeliler tarafından kafası kesildi ve cesedi kafası sokaklarda sürüklenerek götürüldü. Ama medya yayın yasağı olduğu için yayınlamıyor. Denizli'de yüzlerce Türk öldürüldü. Kafaları kesildi. Sokaklarda gezdiriliyor. Ama medya yayın yasağı olduğu için bunları göstermiyor. O İzmir'de 150 Türk öldürüldü. Ama televizyonlarda yayın yasağı olduğu için bunlar gösterilmiyor. Uşak'ın Eşme ilçesinde, Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te yüzlerce Türk öldürüldü Suriyeli Araplar tarafından. Ama medya siyasi irade tarafından baskı altında ve bunlar televizyonlarda gösterilmiyor. Ordu'da 35 köy, Giresun'da da 25 köy Araplara satıldı. Karadeniz bölgesinde Ordu'da 35 köy, Giresun'da da 25 köy gizlice Araplara satıldı. Bunlar televizyonlarda gösterilmiyor. Memleket Araplara satıldı. Türkiye Araplara satıldı. 15 milyon Arap yaz, arama motoru Google'a gir. 15 milyon Arap yaz. 15 milyon Arap kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Uşak'ın Eşme ilçesinde yüzlerce Türk öldürüldü. Yüzlerce Türk kadını tecavüze uğradı. Hastanelerde kürtaj vakalarıyla kaynıyor. Ama televizyonlarda yayın yasağı olduğu için gösterilmiyor. Uşak'ın Eşme ilçesinde yüzlerce Türk kadını öldürüldü. Yüzlerce Türk kadını tecavüze uğradı. Medyada yasak olduğu için gösterilmiyor. Bunları internette araştırabilirsiniz. Kahramanmaraş'ta, Uşak'ın Eşme ilçesinde ve Bursa'nın bazı ilçelerinde şu an hala çatışmalar devam ediyor. Ama televizyonlarda yayın yasağı olduğu için bunlar maalesef gösterilmiyor. İyice araştırın. Memleket Araplara satıldı. Ulusal kimlik yok edildi. Milli kimlik yok edildi. Tek bayrak diye meydanlarda bayıran o zat aslında Arap bayrağını kastediyor. Türkiye'de Türk kalmadı. Türkiye'de Türk kalmadı. Memleketi Araplara sattılar. Uyan ey Türk halkı, uyan.